Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 3 Ocak 2021 günlerden pazar. Saatlerimiz 12.21'i gösteriyor. Hepinize yeni yılda ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim ve hepinize iyi pazarlar dilerim sevgili yarışseverler. Bugün 3 Ocak 2021 pazar gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 6 koşuluk programla start alacak. Yine akşam yarışları Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 6 koşuluk programla tamamlanacak arkadaşlar. Öncelikle İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. İzmir at yarışları analizime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olun sevgili yarışseverler. Ayrıca ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde paylaştığım bir WhatsApp grubumuz var. Bu grupta tahminlerimi şablon şeklinde atıyorum. Sıralı olarak atıyorum. Küçük altılı, normal altılı ve geniş altılı ganyan şablonumuz oluyor her gün. Aynı zamanda her gün bir tane de misli altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da okangunertv@gmail.com adresine isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz sevgili yarışseverler diyerek ben İzmir at yarışları analizime geçiyorum. İzmir'de 6 koşuluk bir program var sevgili yarışseverler. Altılı Ganyan programın birinci koşusuyla start alacak. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 3 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle ismim Saruhan Ağa temsilcisi. Bugün Mertcan Çelik idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Milas Berk olacak. Özellikle ilk ayakta safkanların birbirine eşit olduğunu görüyorum arkadaşlar. Temkinli davranmak gerekiyor. Burada 4 numara Milas Berk'in kötü koşması durumunda yine kalitesine inandığım Oymak Bey'in tayı 2 numaralı Akkuş Bey. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Akkuş Bey de yine birinciliğin güçlü adayı sevgili yarışseverler. Yine 5 numaralı Berhayat Tümöz Bey temsilcisi özellikle son güzel ikinciliğinle dikkatleri üzerine çekti. Bugün Hüseyin Şimşek idaresinde benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Yine bir numaralı Kaya Kule ve üç numaralı İpek Soylu bu yarışın sigortası olacaklardır diyorum ve altılık Ganya'nın ikinci ayağına geçiyorum. Altılgan ikinci aya 5 ve yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 5 mücadelesi olacak. Burada da bir numaralı Aşık Bey özellikle ön plana çıkan bir isim. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Halit'in tayı bir numara Aşık Bey benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda Saburay temsilcisi 6 numaralı Kızılhan'da 1 numaralı Aşık Bey'e bugün zor anlar yaşatabilir. Bugün ikinci şanslı isimimiz olacak. Yine 8 numaralı Sinoplu Merve ve 2 numaralı Atik Soylu grubun kaliteli isimleri arkadaşlar. Yine burada bana göre burada her şey olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten safkanların hepsini beğendim. Yine 7 numaralı Son Emir, 4 numaralı Has Karaca. Yine tercihen de bu aya hepsi şeklinde değerlendirebiliriz. Ve altılgan 3. ayağına geçiyorum. Bugün zaten program zayıf arkadaşlar. Çok büyük bir altılık vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Altılgan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 3 yarışta devam edecek. Burada yine kumun kaliteli safkanı Sayın Mustafa Yurteri'ye ait 2 numaralı Royal Abjar temsilcisi 2 numaralı My Royal Son. Ardı ardına
sentetik ve çim yarışlar koştu. Ondan önce de yine bir kum yarış koşmuştu. 1400 mesafede 1.26 üzerinde bitirmişti. Kısa vade 8 yarışta. Bugün şartlı 3 yarışta kuma çıkıyor yine. Ben bugün İkilmalı My Rail Sun'ı birinciliğin güçlü adayı olarak görüyorum. Yine 5 numaralı Güçlü Kız. Yine grubun kaliteli safkanı bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. İki numaralı My Royal Sun'ın kötü koşması durumunda ilk devreye girecek isimdir. Yine 4 numaralı Serpinti ve 1 numaralı Arkansas Soul benim bu koşta sırasıyla beğendiğim isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geçiyoruz arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışı. Burada da özellikle kalitesine inandığım bir isim var. Toket'in temsilcisi Intense Focus'un torunu 2 numaralı Junior Çınar arkadaşlar. Ardı ardına sert gruplarda koştu. Kısa vade 8 ve açık grup 3 yarışlarda şansını denedi. Son yarışında Piri Reis yarış koşusunda koştu. Bugün bayağı uygun bir grupta koşuyor. 2 numaralı Junior Çınar bugün Mehmet Kaya idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Dragon Pearl ve 1 numaralı K to My Heart. Burada sırasıyla bütçe durumunuza göre yazılabilecek isimlerdir diyerek altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1600 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Burada Banko bir isme yer vereceğim arkadaşlar. Özellikle bu rakiplerini rahat geride bırakmasını düşündüğüm Sayın Muzaffer Can'a ait Kıvançcan temsilcisi yine Yelhan torunu 3 numaralı Bombacan. Özellikle bu mesafelerde kumda çok etkili bir safkan. Bugün özellikle Gökhan Kocakaya arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bugün 3 numaralı Bombacan'ın ben bu rakiplerine geçilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağında 3 numaralı Bombacan isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusuna geçeceğim arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak Maiden yarışı. Bu ayak analizimden sonra sevgili yarışseverler ufak altılı Ganyan analizimi olacak. Eğer ufak altılı Ganyan analizimi ve misli altılı Ganyan analizimi dinlerseniz bu ayak analizimden sonra karşınızda olacağım. Altılı Ganyan'ın son ayağında öncelikli ismin 1 numaralı Adahan son yarışında dışarıdan çok etkili geliyordu. Gerçekten kaliteli bir isim. Biraz eşkalli bir safkan. Hareket etmesi, hızlanması güç bir safkan izlenimi verse de ben 1 numaralı Adahan'ı bugün Mustafa Çiçek idaresinde birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine aynı yarışta içeriye doğru kayarak güzel bir dördüncülük eden yine eşkalli yapılı bir safkan altınmalı Wild Bill. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde benim bir numaraya sıkı rakip olarak tuttuğum bir isim. Bir numara Adana ilk rakip altınmalı Wild Bill isimli safkan olur. Yine 5 numaralı Savaşçı Ege'de bugün ilk 3 safkan içerisinde düşünmesi gereken safkandır. Bugün altınımız 100 lira civarı tuttu arkadaşlar. Ama daha ufak altılı oynamak isteyen arkadaşlarım ufak altılı Ganyan analizimi dinleyebilirler. Ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında yine 4-2-5-1-3 şeklinde önereceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 1-6-8-2-7-4 şeklinde önereceğim. Buradan iki safkan çaldık ve Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında 2 numaralı My Royal Sun, 5 numaralı Güçlü Kız ve 4 numaralı Serpinti. Buradan da bir safkan çaldıktan sonra Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 2 numaralı Junior Çınar, 3 numaralı Dragon Pearl ve 1 numaralı K to My Heart şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 3 numaralı Bombacan bankomuz ve Altılı Ganyan'ın son ayağına da 1 numaralı Adahan ve 6 numaralı Wild Bill şeklinde önerim olacak sevgili yarışseverler. Ve misli altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Misli altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan ilk ayağında 4 numaralı Milasberg, 2 numaralı Akkuş Bey ve 5 numaralı Berhayat şeklinde önereceğim arkadaşlar. Hatta 1 numaralı Kaya Kule'ye de yazalım. Altılı Ganyan ikinci ayağında 1 numaralı
aşık bir riske etmek istiyorum ve Banco isim olarak öneriyorum misli kuponlara. Altılgan 3. ayağında 2 numaralı My Royal Sun, 5 numaralı Güçlü Kız ve 4 numaralı Serpinti şeklinde önereceğim. Altılgan'ın 4. ayağında Kaliteli Safkan, 2 numaralı Junior Çınar yine bankomuz olacak. 5. ayakta 3 numaralı Bombacan ve son ayakta da 1 numaralı Adahan, 6 numaralı Build Build isimli safkanları veriyorum. Ve misli altımız da bu şekilde oluştu sevgili yarışseverler. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize desteklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim sevgili yarışseverler. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu çok güzel bir 2021 senesi dilerim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.